meydana gelmiş bir şiir okumayla konuşmamı sona erdireceğim. Kendi Rasul tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü, bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Damdan dağlar kurmalıyım, kayaları kelimeler olan. 42. saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma. Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarımdan, baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverirler kara haberini. Okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarına. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melanlı denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin İnt Okyanusu gibi derin isyanın kapkarasılarına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde 9 kişilik kadınlar komşu koridorunda başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların
Anadolu'yum ben şiirini 30 bin Siverekli hep bir ağızdan okuyarak Siverek'in adını toplu kitap okuma kategorisinde Guinness Dünya Rekorlar kitabına yazdıracağız. Bu rekorla okumanın erdemi ve kalkınmamızın yegane anahtarının eğitim olduğu vurgulanmış olacak. Rekor gelişiminin bir... Tesadüfen geçiyordum. Güzel bir şölen olduğunu düşünerek geldim. Şimdi az önce çok arkadaşımız konuştu. Siverek'in gerçeğidir. Biz eğitimsiz kalıyoruz. Eğitimsiz kaldığımız için bugün zincirlerimizi kırıp bu sahneye, bu kürsüye çıkıp hakkımızı savunamıyoruz, konuşamıyoruz. İki kelime konuşacağız diye elimiz kolumuz titriyor. Bizim bunu alt etmemiz için, yenmemiz için birilerinin önce olması gerekiyor. Ve bu bugün niye ben, biz olmalı, olmayalım. Şimdi biz Süveren'in sesini bütün dünyaya duyurabiliriz. Biz bir mahalle kadar etkili olamıyorsak, biz Süverekli olarak kendimize bir Süverekliyiz dememeliyiz. Şimdi eğer bu halk bugün kalkıp gelişmek istemiyorsa, bu zincirlerin altında bu esarete kalmak istiyorsa buyurun kalsın. Yok illa ben özgürüm, özgürlüğümü haykırmak istiyorum. Buyurun gelin. Böyle bir ortam hazırlamış arkadaşlar. Ve hepinizi buraya davet ediyorum. Bizler böyle bir toplumun çocukları değiliz. Her zaman önce olmuş, her zaman ileride millete öncülük etmiş insanlarız. Ama bugün gelin görün ki hiç kimse gelip kürsüye çıkamıyor veya konuşamıyor. Bizce bunu aldetmeliyiz. Evet, biz belki o kadar sayıya ulaşır veya daha fazlasını toplarız. O kitapları okuruz. Şiiri okuruz. Önce kendi zincirlerimizi kırıp kendi şiirimizi yazmalıyız. Süveren'in şiirini. Bütün dünyaya duyurmalıyız Süveren'in sesini. Buyurun birleşin. Ellerinizi birbirinize vererek haydi Süverek birleşelim. Süveren'i kalkındırıp Süveren'i millete duyuralım. Biz niye il olmayalım? 10-12 tane vilayetten büyük bir ilçe. Neden olmasın? Bu halkın sesi, bu halkın sorunlarını kimler anlatacak? Hiç kimse çıkıp bunun derdine düşmüyor. Bugün düşen birkaç tane değerli hocalarımız, arkadaşlarımız var ve bunları destekleyen hiçbir halk yok. Kahvelere bakıyorsunuz, yüzlerce, belki daha fazla insanlar oturup okey oynuyorlar. Fayans dizmesini çok iyi biliyorlar. Çekirdekten yetişme diyorlar. Bir de kendileriyle övünüyorlar. Ama gelin görün ki bugün buraya çıkıp konuşamıyorlar. Haklarını savunamıyorlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Kır zincirlerini Siverek. Artık çöz. Çünkü artık konuşma zamanı. Silah sesini duymaktansa konuşmak daha erdemlidir. Silahların konuşmadığı, kalemlerin konuştuğu bir toplum yaratalım. Bunun öncülüğünü yapalım. Eğer biz sessiz kalırsak kimse çıkıp bizim sorunlarımızla ilgilenmeyecek. Kimse çıkıp bizimle ilgili tek bir kelime söylemeyecek. Çünkü yıllarca zincirlenmiş, prangalanmış bir milletiz. Bir topluluğuz. Artık prangalarımızı kırmanın, zincirlerimizi kırmanın zamanı geldi. Halk kürsüsüne konuşmacı arıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Diyarbakır Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burhan Erol ve Genel Sekreteri Serdar Akın Türk'te aramızda. Bu kampanyaya destek vermek amacıyla Diyarbakır'dan buraya gelmişler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim sevgili sunucularım. Değerli hemşehrilerim, Siverek için bence çok önemli bir sorunumuz daha var. Onu okumak olduğuna göre bizim eksikliğimiz ben anlatmak isteyeceğim ancak benden önce 31 Mart 1993 tarihinde Diyarbakır Karayolu'nun açılışı için Siverek'e gelen Kültür Bakanı Fikri Sağlar önce bunu anlatsın bize. Ondan sonra ben bir kelime söylemek istiyorum. Kültür Merkezi istiyor. İşte bu altyapının
en önemli oluşması gereken yerlerinden bir tanesi de Siverek. Siverek derin tarihten gelen çok güçlü bir kültür birikimine sahiptir. Siverek artık bir ilçe olmanın sınırlarını aşmış, o sınırları geçmiş bir il olmaya aday olan büyük bir kültür merkezidir. Şimdi biz önümüzdeki yıl içerisinde Siverek Kültür Merkezi'nin inşallah bu şekilde daha da coşkuyla temelini atacağız. Ama o kültür merkezinden daha önce biraz sonra birlikte gezeceğimiz hükümet konağını hemen kültür merkezi şekline çevrilmeye için bu yıl talimat vereceğim ve bu yıl içerisinde bunu gerçekleştirmek için bütün gücümüzle çalışacağız. Önümüzdeki zaman içerisinde bu hükümet inşallah Siverek'e il yapacaktır. Bunu hiçbir şekilde göz ardı etmeyin. Böyle bir büyük il olacak olan Siverek'in de Diyarbakır'a bağlanacak ve Diyarbakır'la ilişkisini daha da kısaltacak yolun da önümüzdeki aylar içerisinde asfalt kaplaması yapılarak açılacağını da belirtmek istiyorum. Evet, 31 Mart 1993. Sayın hemşehrilerim, bu şu anda kütüphane olarak hizmet veren eski tarihi valilik binası kültür merkezi olarak Sayın Bakan'ın verdiği talimat üzerine proje hazırlandı ve kültür merkezi olarak restorasyonu yapıldı. Siverek 222 bin nüfuslu resmi kayıtlara göre bir kent. Böyle bir kentte bir kütüphanemiz yok. Şunu biliyor musunuz? Hilvan'da modern bir kütüphane binası var. Siverek'te yok. Kültür merkezi binası kütüphane olarak kullanılıyor. Bence konu okumak olduğuna göre Siverek'e modern bir kütüphane acilen yapılmalıdır. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bakan Siverek Kültür Merkezi'nin açılışı için bir söylemde bulunuyor. Ve belki de Siverek'le ilgili daha nice şeyler söylemişti ama bizim haberimiz yok. Biz bu kadar duyarsız olmamalıyız. 1993'te Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetinin bir bakanı Siverek'te Siverek Kültür Merkezi'nin açılacağını, Siverek'in il olması gerektiğini söyleyen bir kültür bakanı ve 93'ten buraya 11 yıl geçmiş. Değişen hiçbir şey yok. Halk kürsüsü dedik, Siverek'in sesi dedik, halkın sesi dedik. Biz bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Biz bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Çıkıp bu kürsüde sorunları dile getirip çözüm önerileri sunacak ya da burada hayallerini, isteklerini hiçbir şey yapamazsa bile buraya çıkıp iyi akşamlar demesini istiyoruz. Çıkın buraya iyi akşamlar deyin yeter. Buyurun. Hepinize öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Şimdi ben bu kürsüye çıktım, burada korkutucu bir şey yok. 24 saat o kürsülerde oturuyorlar, 5 dakikasını buraya ayıramıyorlar. Öncelikle Siverek'in il olması için hepimiz çok istiyoruz Siverek'in il olmasını. CHP, MHP, AKP hepsi gelip buraya oya fazla oy almak için diyorlar ki il yapacağız. Söz veriyorlar. Sonra şey bittikten sonra da hiçbiri Siverek'e il yapmıyor. Siverek'in il yapmasını istiyorum. Teşekkürler. Ne kadar sitem etsek de biz her zaman var olacağız. Konuşmacılarımızdan artık özel bir istekte bulunalım. Sitem etmeyelim. Biz bir şeyler yapmak için çaba gösterelim. Çünkü sitemimiz insanlarda eğer kırıcı unsur olarak yaratacaksa biz kimseyi kırmak istemiyoruz. Çünkü mücadelemiz Siverek için, Siverek halkı için, hemşerilerimiz için. Burası halk kürsüsü. Burası sizin kürsünüz ve sizin sesiniz. Burası özgürlük kürsüsü. Burada istediğiniz dilde konuşabilir, istediğiniz duyguyu paylaşabilirsiniz. Halk kürsüsüne konuşmacı arıyoruz.
Evet amcalar, abiler, kardeşler, halk kürsüsüne konuşmacı arıyoruz. Bu erdem, buyur. Öncelikle benim adım Rudy. Ve ailemizle gideceğimiz yeşil alanlar, piknik yerleri yok. Ve yetkililere bunu bildirmek istiyorum. Teşekkürler. Evet Siverek, bu üçüncü kürsümüz. Ve burada çıkan sorun hep aynı. Ortak sorunlarımız var. O zaman buyurun gelin bu ortak sorunlarımıza çözüm önerileri sunalım. Bu ortak sorunlarımızı çözelim ve yetkililere diyelim ki biz bunu istiyoruz. Siz değil, halk olarak biz sesimizi yükseltiyoruz. Siz yükseltmeyin. Çünkü size ihtiyacımız yok diyoruz ve halk kürsüsüne konuşmacı arıyoruz. Halk kürsüsüne konuşmacı arıyoruz. Biz inadına buradayız ve halk kürsüsüne konuşmacı arıyoruz. Buyur. Öncelikle Sivirler'de çalışan bütün değerli insanları teşekkür ediyorum. Şimdi Sivirek'te Fen Lisesi veya bir üniversite olmadığından insanlar daha iyi bir şey yapamıyorlar. Onun için bir Fen Lisesi istiyoruz. Biz inadına burada olacağız. Biz inadına sizin sesiniz olacağız. Siz istemeseniz de biz buradayız. Bunun kaçarı yok. Halk kürsüsüne konuşmacı arıyoruz. Medeni cesaretini gösterip bu kürsüye çıkacak konuşmacı arıyoruz. Biz hala konuşmacı arıyoruz. Biz 2012 yılının başında genel kurulla yeni bir yönetim kurulu oluşturduk. Ben şu an kullandığımız, sıkça gördüğünüz Sivirler 2013-2014 yılı için hazırladığımız birkaç projeden bahsedeyim hazır konuşmacı yokken. Biz 2012 ve 2013 için yaklaşık 13 tane proje belirledik. Kendi bünyemizde çeşitli komisyonlar kurduk. Belki Siverek sivil toplum kuruluşları içerisinde ihtiyacı görerek ilk kez kadın ve aile komisyonu kendi bünyemizde oluşturduk. Beraberinde eğitim ve gençlik komisyonu oluşturduk. Yatırım ve iş komisyonu oluşturduk. Kültür ve sanat komisyonu oluşturduk. Yatırım ve iş komisyonu kapsamında Siverek'in belki de en büyük sorununa biz çözüm üretebilir miyiz diye genç arkadaşlarla kafa yoruyoruz. Bildiğiniz gibi belki de Siverek'teki en cazip alanların park alanları olması işsizlikle ilgili. Siverek'te bana göre kalkınabilmemizin en önemli boyutu burada vatandaşlarımızın çalışıp kazanabileceği, ekmeğine, evine ekmek götürebileceği bir ortam oluşturmak. Takdir edersiniz ki güvenli bir ortamın olmadığı, istikrarın olmadığı toplumlarda yatırım yapılmıyor. Maalesef geçen bir toplantıda Siverek'te 60 bin hemşerimizin mevsimlik işçi olarak çeşitli illere gittiğini, tarlalarda çalıştığını duymuştum. Açıkçası ciddi bir yaramızın olduğunu biliyordum. Fakat 60 bin rakamı çok ürkütücü bir rakam. Her gittiğimiz kahvelerde kahvelerin deyim yerindeyse hınca hınç dolu olması biraz beni tedirgin ediyor. İşsizliğin olduğu yerde, eğitimin olmadığı bir toplumda maalesef kavgalar, maalesef dedikodular, maalesef istemediğimiz olaylar yaşanacaktı. Halihazırda yaşanmaya devam ediyor. Arkadaşlarımız, yatırım ve iş komisyonunda bulunan arkadaşlarımız
buradaki iş adamlarını da ziyaret etti. Bildiğiniz gibi çok yakın bir tarihte yaklaşık 136 kişi istihdam eden İstanbullu bir iş adamımız Siverek'te yatırım yaptı. Söylediği şey şuydu: buraya gelirken tedirginli kişi de geliyordu. Siverek'e yatırım yaparsak Siverek'te yatırımımıza birileri zorla ortak olur mu? Ürettiğimiz ürünü deyim yerindeyse gasp eder mi? Biz üretimde istikrar bulabilir miyiz? Nitelikli işçi bulabilir miyiz? Yatırım ve İş Komisyonu olarak bu atölyeyi ziyaret ettiğimizde orada 136 tane Siverekli hemşerimizin çalıştığını memnuniyetle gördük. Halihazırda yeni teşvik paketi açıklanmışken, bölgeye ciddi bir teşvik varken iş adamlarımız neden Siverek'e gelmiyor? Bu kapsamda biz kafa yoruyoruz. Ama şunu fark ettik ki Siverek'in dışarıda olumsuz bir algısı var. Siverek, biraz önce konuşmanın başında söylemiştim, maalesef feodal yapıyla, aşiretle, kanla, kaba kuvvetle anılıyor. Aslında Siverek'te çok güvenli bir ortam var. Sıkıntılarımız var, doğru. Fakat Siverek bölge içerisinde yatırım yapılabilir en cazip alanlarından biri. Urfa ve Diyarbakır'da yeni teşvik paketi açıklandıktan sonra yaklaşık 200'er başvuru firma bazında var. Urfa ve Diyarbakır'ın tam da ortasında bulunan Siverek'te deyim yerinde ise toplumun artık kangren olmuş bir sorunu, işsizlik sorunu gündemdeyken Siverekler neden yatırımcı çekemiyor, neden burada yatırım yapılabilecek alanlar oluşturulamıyor? Başta Diyarbakır ve Urfa olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde çok ciddi iş adamlarımız var. Bu kürsü aracılığıyla onları Siverek'te yatırım yapmaya davet ediyorum. Toplumumuzun aslında yatırım yapılması durumunda orada iş bulabilecek arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin özveriyle çalışacaklarını biliyorum. Kendilerine minnettar olacağımızı söylüyorum. Burada ciddi bir iş potansiyeli var. Siverekli ve dışarıdaki iş adamlarını bölgeye yatırım yapmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman ben. Bu kürsüye ben konuşmacı arıyorum. Bu kürsüye çıkıp konuşacak insan arıyorum. Evet, bu kürsüye çıkmadan benim sesimden kurtulamayacaksınız. İsterseniz sizin masalarınıza geleyim ben. Ama bu kürsüye çıkmanızı daha çok istiyorum. Çünkü biz hep korkuyoruz, hep çekiniyoruz. İki kelimeyi bir araya getiremiyoruz. Toplum karşısında konuşamıyoruz. O zaman zincirlerimizi kıralım ve toplum karşısında konuşma cesareti gösterelim. Bu her erdemli insanın yapabileceği bir şey. Buraya çıkıp konuşmak ayıp bir şey değil. Buraya çıkıp konuşmak kötü bir şey de değil. Çünkü buraya çıkıp konuştuğumuzda buradaki insanlar sizi dinleyecek. Siz yaklaşık 100 kişiye yakın insana hitap edeceksiniz. İşte hitap yönümüzü genişletmek için bir yerden başlayalım ve biz de varız diyelim. Bu kürsüye çıkıp konuşacak arkadaş arıyorum. Abi, amca, kardeş, kim olursa olsun her yaştan konuşmacı kabul ediyoruz. Evet. Ne istiyorsun Siverek'te? Ne olmasını istiyorsun? Siverek'te senin için neler olsun? Oyun parkları. Demek ki Siverek'te çocukların oynayabileceği alanlar kısıtlı. Çünkü buraya çıkan tüm çocuklar bundan bahsetti, oyun alanları. Onu
Oyun alanlarının kısıtlı oluşu çocuklarımızda eksiklik yaratıyor mu? Evet, yaratıyor. Çünkü çocuk çocukluğunu yaşamadığı süre içerisinde hiçbir şekilde gelişim gösteremiyor. Evet, başka ne istiyorsun Siverek'te? Neler olmasını istiyorsun? Peki, sorumu değiştiriyorum. 25 Eylül 2012'de sen de bu projenin içine girecek misin? Ve sen de kitabı alıp okuyacak mısın? Evet. Bravo. Bahar. Evet. Bir daha. Evet. Bir daha. Evet. O zaman Siverek, bu sese kulak ver. Seni de davet ediyoruz. Sizi de davet ediyoruz. Teşekkürler. Bravo. Bu kürsüye konuşmacı arıyoruz. Bu kürsüye buyurun. Buyurun. Hocam buyurun. İyi akşamlar herkese. Günde şunu söylemek istiyorum. Eğer bir yaşam yerinde kahve çoksa, fırın çoksa bilin ki orada işsizlik pat safhadadır ve insanlar eğitimsizdir. Çünkü okumaya hiçbir zaman niyetleri yoktur. Okumaya karşı hep böyle öğrencilerimize bakıyoruz, halkımıza bakıyoruz. Gazeteyi bile arka sayfadan okuyan insanlarla karşı karşıyayız. Şunu atıyorum. Birkaç yıl önce Tunceli, Türkiye'de okuma yazma oranının en yüksek olduğu bir ildi. Askeri biri şöyle anlatmıştı. Orada bir ev yandığı zaman oradaki oturan insanlar ilk önce evden kitaplarını çıkarıyorlar. Kitapları yanmasın. Şimdi Siyirler çalışanlarına bakıyorum. Geçen bir sosyal medya, Facebook'ta bir şiir dinledim. O şiirde şunu söylüyordu. Ben Siverek'te Siverekli arıyorum. Yani Siverekler de şu anda Siverek içinde Siverekleri arıyorlar. Ama şunu söyleyelim. 25 Eylül'de tüm bırakın Siverek'i, dünyadaki bütün Siverekleri oraya toplamak istiyoruz. Pardon. Bravo. Bir de şunu anlatayım, bizim ilçemizin en büyük sorunu olan ilkenin bölümü, biraz abes kaçabilir. Yabancılar buraya geldiği zaman, akşam bir yere gittikleri zaman ailesiyle, caddede olsun, parklarda olsun, bir tuvaletler bile yok. Camiler var, camilerde memurlar gibi saat 5 olduktan sonra müezzinler camiyi tuvaletle kapatıyor, ondan sonra gel de gir. Hadi biz erkekler bir türlü o sorunu giderebiliriz de, bir bayan bu sorunu nasıl giderecek? Çarşıda gezerken nasıl bunu halledecek? Yani biz büyüyüz, 12 yıldan büyüyüz. İşte biz il olmayı hak ediyoruz diyoruz da kültür anlamında Siverek'imiz ne kadar il olmayı hak ediyor? Ne kadar insanlara bunu hitap edebiliyoruz? Yani bir Siverek'lerin çıktığı bir caddemiz var. O cadde bir